Başladık abi. Bu sene sezon başından eksiyle başladığınızı söylemişsiniz. Evet. Nasıldı ilk geldiğinizde muzların durumu, benim ağaçların durumu? Bu bahçeye geldiğimde bazı arkadaşlar geldi. İşte şöyle söylemler oldu. Bu muzluk sarıydı. Nematot var dediler. Ondan sonra mantar var dediler. Tabii benim bilgilerim, ben uzun yıllardır muz ürettiğim için biz nematot mantar uygulamadık. Ha biz ne yaptık? Direktmen su, öncelikle su. 3 gün arka arkaya 2'şer saat su komple nemi tüm muzluğun içine yaydık. Suyumuzu aldırdıktan sonra sampatazmi, şampiyon 444, potasyum mum attık. Bunun üçünü bir, dörder kilo karıştırdık dönüme. Dörder kilo uyguladığımızda bunu 3 uygulama yaptık. 3 uygulama sonucunda zaten muz genlerini gösterdi. Bakın dozajını oldukça açacağız. Evet, dozajını evet. Açtık, biraz fazla verdik. Bazı arkadaşlar, ziraatçı arkadaşlar şunu söylüyor. 2 kilo, 3 kilo. Yani biz bunu, ben kendim olarak inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Çünkü zebzede adam zaten 3-4 kilo uyguluyor. Biz muzu, bir zebze ile eşit görme şansımız yok. Bunu artık bir ağaç olarak göreceğiz. Ben dönüme 6 kilo, 4 kilo, sade uygularsam 4 kilo. Ama şu başlı başlangıcınca bir gerçek, sampatazmi her kimyanın içine uyguladık, karıştırdık, verdik. Sade kimyayı çok nadir verdik. Potasyum hiç uygulamadık bahçeye. Potasyum nitrattır, sağartmıştır, bunları hiç uygulamadık. Potasyum bu muzlarda şu an hiç yok. Sadece ekseriyet, sampatazmi, şampiyon 444, Aminoviç, potasyum humat. Potasyum humat dediğimiz, kimse sanmasın, potas. Bu %85'lik köklendiricidir. Çok güçlü bir ilaç. İstanbul'uz. Yani çiftçi arkadaşlarımıza da Usagro kullanmalarını tavsiye ederiz. Suyunu randımanlı aldırdıkları müddetçe emin iskine kendiler de aynı verime ulaşacaktır. Peki erkencilik olarak ne fark gördünüz? Boyutlar olarak ne fark gördünüz? Birinci muz, ikinci muz olarak? Şimdi şu boy, bizim bahçe geneli komplesine bakabiliriz. Bir boğa dallarda durduk diye şey olmasın. Bizim en zayıf muzlarımız böyle şu an. Şu dal bizim en zayıf muzumuz. Evet. Yani şu bir anda bahçenin kessen en üste kadar hakikaten eşit boyda. Evet, eşit. %90'lı, %90 da demeyeyim, yalana kaçar. Biraz da %60'ını şu anda kessen kesilir mi? Ay, ne olur %40'ında 15 gün sonra kesersin. Normal kesim tarihleri nedir? Yani biz Kasım, Aralık 15 gibi muzu bitiririz. Yani burada kesim tarihleri Aralık, Ocak, Şubat'ta başlar. Ekseriyet muzun yoğun dönemi Alanya bölgesi Şubat'ta keser. Kesimi, verime yani dinlik ve yani, evet, çok kesmeyi. Zamanda da. Ama biz Şubat'ı görmeden muzumuzu, zaten tek muz kalmayacak bahçede, kesmiş olacağız. Evet. Fiyat olarak ne fark ortaya çıkar bu durumda? Fiyat olarak dal başı şöyle söyleyeyim. Şimdi o dönemlerde muz 1600, 1700 gibi rakamlarda gider. Alanya bölgesinin yıllardan beri satılan şeyi bu, muzun kilo. Ama biz muzumuzu şu anda uyar tarıma veriyoruz muzumuzu. Piyasada şu anda muz düştü 1700-1800. Ha bundan bir hafta önce 2 liraydı depolarda muz. Ama bizim muzumuz depoya gittiği anda 2-200 yazılır. Yani 200 bin lira farklı yazılır. Yani 20 kilo gelen dalın bile zaten ortalama 50 milyon toprağı verir. Şu dalı biz o dönemde kesmiş olsak şu dalı 100 milyon para toplardı. Bu 100 milyon da büyük bir rakamdır dal başı. Tabii ki de. Yani piyasada 30-40 milyonu aldığı zaman çiftçi arkadaşlarımız bundan memnun oluyor. Yani bunu görme gibi şansları yok. Şu konumda Alanya'da bu dallar yok. Peki Usagro'yu kullandığınız bahçelerle kullanmadığınız bahçeler arasında, demin dediğiniz 120 dönüm kadar bir bahçe var. Evet. Şu an içinde bulunduğumuz, sadece kullandığınız alan, evet, 40 dönümlük bir alanım diyebiliyorum. Evet. O diğer 120 dönüm, 80 dönümle bu 40 dönüm arasındaki farklar nelerdir? Biz bunları duyabilir miyiz sizden? Farklar nelerdir? Kilo başında 200 bin lira farklı yazılır. 200 kuruş. Halde fark yeri öncelikle. Önce orada. Dal bunun şurasına gelir. Yani bu dalla, bu dal onun iki katı. O bunun yarısı düşük.
Şişme biraz dersen... Biraz onları çekeriz olmazsa. Çok zayıf. Daha Şubat'ta kesilecek muzlar. Evet. Onun da doldurup doldurmayacağı da şüpheli. Yani büyük bir fark var. Kilo olarak mesela diğer salkımlarda ne kilo kadar, olarak, burada ne kadar? Şimdi oradan muz kestik. Tabii şimdi tam verimine bundan sonra gireceğiz biz. Ha, oranın da az daha yükselir. Şimdi oradan oranın dalları 12-13 kilo geldi kestiğimiz dallar. Piçlerden bahsediyorum. Bu mevsimlik muz değil, piçler olur. Erken doğuran dallar. Onlar ufak doğur, küçük olur. Oraninki 12 kilo geldi, 10 kilo geldi. Bizim bahçeninki 24,5 kilo geldi. Yani arada yarıdan bile fazla fark var. %100 fark nerede? Evet, daim da dönebiliriz. Daimla beraber biz şu an fidan alırız. Sera fidanı. Sabri hakkında siz neler söylemek istersiniz? Biz bugün fidan almak için geldik buraya. Muz benim de var, karpucak evet. Benim dallar da bu kadar büyüyor. Ama şu var, zayıf benim dallar. Büyük ama zayıf. Evet. Ben bu Bayram Bey'e sordum. Daha doğrusu soramadım da. Soramadım da Bayram Bey'e. Niye soramadım? Bak buraya bir geldi, muzu gördü. Acaba yanlış anlar mı diye soramadım. Evet. Sonra kendime cesaret aldım. Sordum. Ya arkadaş, bak burada çalıştık. Yemeğini yedik. Şimdi ne veriyorsun sen bu muzu dedim. Kimden alışveriş yapar diye sordum. Evet. Mustafa abiden alışveriş yapar. Şahin Tarım'dan dedi. Şahin Tarım zaten bizim akrabamız, kısımımız. Ne verdin diye. Şahin abi dedi. Ben sana bir liste vereyim. Yazı vereyim dedi. Ben bunu herkese veremem dedi. Yazı vereyim dedi. Şu an herkese de veriyoruz. Evet. Veriyoruz. Aslında vermemek lazım. Yazı vereyim ben sana dedi. Sen aynı şeyi uygula dedi. Gerçekten baktı. Hakikaten dallara bakmış da fidan almaya geldim ben buraya. Muza diye fidan almaya geldim. Hangi fidanı dalınıza vursan işe yarar. Atacak da fidanı bile yok. Yani bakımdı, yani baktığı bakımdan, aldığı verimden zaten fidanından belli. Evet. Siz bu tarz gübreleri kullanmak ister misiniz? Muzu gördükten sonra, şu şekilde muzu gördükten sonra herkes kullanmak ister. Gören kullanmak ister. Maşallah şuna baksana. Evet. Allah bin defa versin, bin bir türlü versin. Bayram Bey de bakmış, ilgilenmiş yani sağ olsun. Evet.